Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfike illa billah. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünib. Bu hafta yine suallerinize cevap vereceğiz. Ancak bu sualler hususunda bir ikazda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz İkindi yıkıldıktan sonra aşağıda kalanların suallerine cevap vermek için akşam ezanına kadar oturuyoruz. Geçen hafta bir arkadaş bir sual sordu. Ama ben onun sözlerinden ne demek istediğini, neyi öğrenmek istediğini anlayamadım. Bulanık su gibi lakırdılar etti. Tekrar sordum, yine anlamadım. Bana bir şey anlatmak için bir girizgah yapıyor. Girizgah da yanlış, içinden de sual çıkmıyor. O arkadaş buradaysa, sonradan sohbet bittikten sonra biri beni ikaz etti. Anladığım şu. Bir dostum, bir arkadaşım var. Sizi çok seviyor. Ama Mahmud Efendi Hazretleri'ni sormuyor. Şu lakırdıyı bu kadar net söyleyemedi. Sarih olarak neyi öğrenmek istediğinizi sorun. Dolayısıyla ben buna cevap veremedim. Çünkü bir sual çıkmıyordu sözlerinden. Toplantıdan sonra birisi bunu demek istiyor dedi. Ama akşam namazı ezan okunduğu için biz de geciktik, lafı uzattık, ezanı duymadım. Geriye dönüp bu arkadaşı ikaz edemedim. Şimdi buradaysa önce onun sualine cevap vereyim. Çünkü sanki ben kaçamak davranmışım gibi. Onun arkadaşı beni sevdiği halde Mahmud Efendi Hazretlerini sevmiyorsa bunun hususi bir sebebi olabilir, bilmiyorum. Ama normal bir şey değildir. Çünkü ben Mahmud Efendi Hazretleri'ni çok seviyorum. Şu olabilir. Ben kelime-i tevhiddeki la'ya takılıp kalmış bir adamım. Benim hayatım ve faaliyetlerim defi mefaside öncelik tanıyan bir metottur. İnsanlar celal veya cemal galebesinde yaşarlar. Bu dinde yanlışın yanlış olduğunu söylemek de var, arkasından doğrunun doğru olduğunu söylemek de var. Fil hakika bu faaliyetin adı şeriatta emri maruf, nehyi anil münkerdir. Şu ifade tarzıyla sanki marufu emretmek, münkerden nehyetmekten daha öncelikli gibi anlaşılırsa da bu ulemanın tasnifidir. Ama Allah'ın beyanında bunun aksi sabittir. İslam'a girişin İlk anahtarı kelime-i tevhiddir. Kelime-i tevhid la ile başlar. Burada ben bunu anlattım. Onun için tafsilata girmeyeceğim. Önce kalbi putlardan, yanlışlardan boşaltmak, sonra Hakk'a yer açarak onu yerleştirmektir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke devri benim yaptığım gibi la ile geçmiştir. Ahkam ayetleri Medine'de gelmiştir. Çünkü evvela insanları
yanlışlardan vikaye etmek lazım. Buna ilaveten sadece bu yapılacak da İslam'ın maruf-ı emir maddesi yapılmayacak diye bir şey yoktur. Onu yapanlardan da Allah razı olsun. Ama Mahmud Efendi Hazretleri ile ben kendimi mukayese etmem. Şu fark var. O arkadaşı belki yanıltan husus budur. Mahmud Efendi Hazretleri bir cemaat teşkil etmiştir. Benim gibi yanlışlarla aleni mücadele etse bundan doğacak aksülemel yanlışı icra edenlerin düşmanlıkları yalnız şahsına değil cemaatine de sari hale gelir. Arkasına bir cemaat takan insanlar, İslami faaliyeti böyle yürütenler benim gibi kınsız kılıç kullanamazlar. Kullanırsa da yalnız zarar kendine gelmez. Etrafına topladığı adamlara da gelir. Onun için o tarz çalışma başkadır, benim çalışmam başkadır. Bunların her ikisi de lazımdır. Birine ehemmiyet vererek öbürünü yapanı küçümsemek doğru değildir. O arkadaşı böyle ikaz etmek lazım. Kimse o. Bunun ben size bir misalini vereyim. Dergi çıkarırken bana açılan davalar 30'u geçtiğinde 77 seçimlerinde milletvekili olayım, hapse girmekten kurtulayım diye düşündüm. Milli Selamet Partisi'ne gittim. Ve teklifimi götürdüm. Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca bana dedi ki, sen sağda solda konuşuyorsun. Milli Güvenlik Kurulu'nda bize kasetlerini dinletiriyorlar. Ve hesabını bize soruyorlar. Yani demek etti ki sen partiye girersen de böyle yaparsan biz bunun hesabını veremeyiz. Müşkül durumda kalırız. Sen kınsız kılıç gibisin demek istedi. Ben ona dedim ki hayır. Ben partiye girersem bu şiddette davayı gütmem. Çünkü ben şimdi ferdim. Benim hareketimden gelecek zarar benim şahsıma gelir. Ben sigorta teli gibiyim. Yanmayı kabul ediyorum bir daha kurtulsun diye. Hapsi de göze aldım. Öldürülmeyi de göze aldım. İnanın ki bu böyledir. Rıza Nur'un hatıralarını neşredeceğim zaman dindar bir basın savcısı vardı. Ondan istişare ettim. Bunu nasıl yaparım da Kemalistlerin zulmüne, hışmına maruz kalmadan kurtulurum dedi. Ne yaparsan yap. Seni faili meçhul bir cinayetle ortadan kaldırırlar. Ben de dedim ki bu ölmeye değer. Ben bunu gene de yapacağım. Ve yaptım. Allah beni korudu elhamdülillah. Şükürden acizim. Şimdi fert olarak böyle hareket edebilirsiniz. Bir topluluk oldu mu hesaplı hareket edeceksin. Süleyman Efendi Hazretlerinin damadı Kemal Kaçar'a beni gönderdi Erbakan Hoca. Ha ona dedim ki ben partiye girersem böyle hareket edeceğimi düşünme. Ama sonra benden ehven gördüğü birini aldı. O benden daha fazla yanlış yaptı. İsmini söylemeyeyim. Netice sıkıntı oldu. Kemal Kaçar'a beni gönderdi. Benim Kemal Kaçar Bey'le 40 sene, takriben 40 sene bir ahbaplığım var. Güzel bir insandı, makamı cennet olsun. Dedi ki, Adalet Partisi'ni destekliyor, Adalet Partisi'nden de milletvekilliği yaptı. Yani Müslümanlıkla nasıl bunu bağdaştırıyor, biz dururken ondan teşhiki mesai ediyor, Mason Süleymanlı oluyor dedi.
kendisine söyle, bize iltihak et. Bizimle beraber olsun. Daha doğrusu böyle düşündüğü zaman da kim bunu söyleyebilir, kimin hukuku var dedi, benim var dedim. Ben üzerime aldım bu işi. Kemal Bey bana dedi ki, ben dedi Süleyman Demirel'i beğendiğimden orada değilim dedi. Ben bir arkasında cemaat olan bir şahsım. Ona cephe aldığım zaman benim cemaatim bundan zarar görür dedi. Ben bunların şerrinden emin olmak için orada duruyorum dedi. Bakın, şimdi Mahmud Efendi'nin tavrını da böyle anlamak lazım. Arkasında cemaat olan bir adam dikkatli hareket ediyor. Çünkü zarar şahsına gelmez. Onun için ben hiç cemaat teşkili düşünmedim. Böyle ihtiyarlığımda değil, gençliğimde de mecmuamın haftada 50 bin adet sattığı zamanda da düşünmedim. Onun için o arkadaş Mahmud Efendi Hazretleri hakkındaki kanaatini düzeltsin. Şahsen muhalefet ettiği bir husus varsa gelsin bana anlatsın. Belki izah edemediği bir noktadandır. Bugün o zatın yaptığı iş Cumhuriyet Türkiye'sinde hiçbir faydası olmasa, hiç, öyle kabul et. Bir an muhalif ol, Müslüman mısın? Türkiye'nin laik görüntüsünü kıyafetle bozuyor. Onların sokaklarda sarıkla, cübbeyle, şalvarla dolaşması şu minareler gibi Kemalizmi rahatsız eden bir şeydir. Düşmanı rahatsız etmek bile bir fazilettir. En azından bunu kabul etmek lazım. Çünkü kisve-i İslami odur. Biz yapamıyoruz diye. Yapana eğri bakmak doğru değildir. Hatta o kisvenin yadırgandığı bir zamanda inat ve ısrarla ona devam etmek kahramanlıktır. O arkadaş kanaatini düzeltsin. Benim söylediğimden, benim anladığımdan farklı bir sebeple ise bu muhalefet, gelsin bana sebebini anlatsın. Belki doğru izah edemediği içindir. Çünkü suizan haramdır. Allah-u Azimüşşan, künû mâ sâdıkîn diyor. Allah'ın emridir. Sadıklarla beraber olun. Peygamber aleyhissalatü vesselam da el mer'u me'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Onun için Allah dostlarını sevmekte de böyle bir bereket var. O arkadaşın öyle bir muhalefeti, öyle bir buzu varsa lütfen gelsin, ben onunla hususi konuşayım. Suallerinizi net sorun. Ne demek istediğinizi anlayayım. Her ne kadar lisanda kifayetsizseniz de. Burada başka bir vesile anlattım. Dilinizin belagat, fesahat, edebiyat itibariyle bir seviye kazanmak istiyorsanız, muhabbeti Resulullah'a ağırlık verin. Çünkü insanların tesir alışverişi muhabbet saikiyledir. Ruhi alışverişin, manevi alışverişin kanalı muhabbettir. Tasavvufta rabıta, şeyhe rabıta bunun için konulmuştur. Şeyhe muhabbeti diri tutmak, canlı tutmak, takviye etmek içindir. O muhabbet sebebiyle o sevdiğin adam gibi olmaya meyledersin. Eski tabirle söyleyeyim, hal saridir. Şimdi sari kelimesinin yerine bulaşıcının kelimesini koydular. Halbuki koku da saridir. Bulaşmak menfilik ifade eder. Bulaşıcı hastalık diyebilirsin. Buna da bizim gençliğimizde sari hastalık denirdi. Sirayet eden, şahıstan şahısa geçen, hal geçişi muhabbet iledir. Onun için dua edin. Ya Rabbi sevdiğin insanları bize sevdir. Amin.
Sevmediğin insanları sevmekten kalbimizi koru. En irade dışı olan kalptir. Kolunu istersen kaldırırsın, istersen kaldırmazsın. İstersen gülebilirsin, istersen ağlayabilirsin. Artistler çok yapıyor. Ama isteyip de sevmek, istemeyip de sevmemek olmaz. Kalp otomatik muhabbet duyar veya husumet duyar. Gayri iradidir. Bundan dolayı iman dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Beyinle tasdik değildir. Bu sebeple eğer bu vadide gördüğünüz eğitim sebebiyle, öğrendiğiniz sokak Türkçesi sebebiyle veciz, müessir konuşamıyorsanız, bilin ki Peygamber aleyhissalatü vesselama muhabbette nakısınız. Burada anlattım ben Hasan Sakay'ı bir köylünün nasıl iskat ettiğini. Çünkü sevdiğin insanın hali sende tecelli eder. İnsanlarda taklit meyli vardır. Kimi seversen onun haliyle hallenmeye meyledersin. Muhabbeti Resulullah'ın bereketi bir insanda belagat, fesahat, talakat üstünlüğüdür. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'da bütün enbiyanın mucizatı cem olmuştur. Bunun bir numarası nedir? İcaz-ı Kur'an'dır. Fesahattır. Belagattır. Talakattır. Onun için orta derecede bilgili bir Müslüman ordinarius profesör bir kafirin mat eder. Çok misalleri var. Ama bir mesele dolayısıyla bu kadar uzun konuşursam arkada çok sual beni bekliyor. Bu kadarla iktifa edeyim. Abdülaziz sor. Eyvallah. Üstadım. Peygamberin hayatını okuyun. Hayatındaki ekmeliyeti görün. Mükemmelliği görün. Mekarim-i ahlakı görün. Ona hayranlık duyun. O hayranlıkla muhabbet başlar. İlk yapılacak işlerden biri budur. Evet. Fethullahçılar gibi Muhammedsiz din, peygambersiz din olmaz. Kelime-i tevhidden Resulullah'ı kaldırıyorlar. Hafazanallahu Teala. Buyur. Murat Bardakçı'nın Son Osmanlılar kitabında Son Padişah 6. Mehmet Vahidettin'in torunu Hümeyra Özbaş şu cümleleri kurmuş. Büyük babalarımın devleti hiçbir zaman din devleti olmadı. Gerçi hilafet bizdeydi, lakin şeriatla idare edilmedik. Çıkarılan kanunların dini kurallara uygun olmasına dahi bakılmazdı. Böyle bir mecburiyet de yoktu. Yani Osmanlı'da bir çeşit laiklik hakimdi, diyor. Haşa bekerle. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Lakin Osmanlı tarihini torunlarından daha iyi de kim bilebilir diye de bir şey geliyor zihnime. Hümeyra Özbaş'ın söyledikleri doğru mudur? Ben bu Hümeyra Özbaş'ı çok iyi tanıdım. Kendisiyle de çok görüştüm. İzmir'de Kısmet Oteli sahibesiydi. Hümeyra Özbaş, İsmail Hakkı Bey'in kızıdır. Babası Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay'ın oğludur. Onun hatıralarını da ben yayınladım. Yanya'dan Ankara'ya diye. Babasını da iyi tanıdım. Kendisini de iyi tanıdım. Benim tanıdığım Hümeyra Özbaş'ın bu sözleri söyleyeceğine ihtimal vermem. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Rabbena, ey Rabbimiz, la tuzigh kulubena, kalplerimizi kaydırma. Ba'de izhedeytena, bir kere hidayete erdikten sonra. Ben gurbete çıktıktan sonra ondan bir görüşmem olmadı.
Benim görüştüğü zamanlarda Hümeyra Özbaş, kocasından dolayı Özbaş, babasının soyadı Oktay, Ferit Paşa'nın oğlu, efendim, Sultan Vahidettin hakkında ben ondan çok istintakta bulundum. O zaman çocukmuş, gurbete beraber gitmiş. Çok şey anlatabilirim. Bütün bu sohbeti ondan duyduklarımla doldurabilirim ama gerekmez. Ben böyle bir söz, benim tanıdığım Hümeyra Özbaş böyle bir söz söylemez. Filhakika yurt dışında büyüdüğü için açık saçıktı. Yani mütesettire değildi. Ama yetişme şartlarıyla içinde bulunduğu muhitle bunu izah edebilirsin. Her açık başlı kadın İslam aleyhtarıdır diyemeyiz. Eğer ona küçük yaşta alışmadıysa bir kadına başını örtmek çok zor gelir. Tıpkı namaza gençliğinde alışmayan adama iki rekat namaz odun taşımaktan güç gelir. Onun gibidir. Gençliğinde dışarıda büyüdüğü için ben onun açık saçıklığına ehemmiyet atfetmedim. Allah affeder inşallah. Akaide aykırı bir sözünü görmedim. Olabilir ki sonradan değişmiştir ve böyle de söylemiştir birinin tesirinde kalarak. Şimdi adıma gelmiyor, hatırıma gelmiyor. Maruf bir solcuyla Amerika'da aynı mektepte okumuş. Mesela o solcunun komünist olduğu halde. Şu nedir Yunan komünistleriyle iç harbinde gitti, şey yaptı. Sakallı bir komünist var 80-90 yaşlarında. Şimdi adı gelmiyor aklıma. Yani mesela ondan arkadaşlıklarından, onun Osmanlı'ya bakışından falan bahsettiğine göre öyle bir bozuk adamın tesirinde kalarak böyle söylemiş olabilir. Bu söz külliyen yanlıştır. Hümeyra Özbaş tarih alimi değil, buzlu cam üstünde bir gölge gören adama benziyor. Buzlu cam üstünde gördüğüm bir gölge, maymunun gölgesi midir, insanın gölgesi midir? Pek belli olmaz. Çünkü kaba şekil idrakidir. Tarihle uğraşmayan bir adamın, bu ister erkek olsun ister kadın olsun, Osmanlı'ya bakışı kaba şekil idraki içindedir. Zihniyeti, mantalitesi kemalistse onu reddeder. Eğer zihniyeti kemalist değil, muhabbeti de varsa, zamanın yanlışlarını benimsediği takdirde Osmanlı'yı da o yanlışlarla beraber göstererek vicdanını tatmin etmek ister. Diyelim ki bir adam laikliği beğeniyorsa, Osmanlı'yı da beğeniyorsa, Osmanlı da laiktir der. Çünkü Osmanlı'ya kötü diyemediği için iyi kabul ettiği prensibi onda da görmek meyliyle konuşur. Bunların hangisi Hümeyra Hanım için mevzu bahistir? Hanım sultandır, anası sultan. Mustafa Kemal'in isteyip alamadığı o Hayreddin'in kızının kızıdır. Hangi sahikle söylediğini bilemem. Ondan dolayı onu muhakeme etmekten katlan nazar, sözleri mücerret olarak tahlil edersek, haşa ki Osmanlı laik ola. Bu saçmalığı ben ilk defa Fethullah'tan duydum. İlk defa onun kitabında gördüm. Osmanlı da laik, Selçuklu da laik, Hulefai Raşidin bile laik. Bunu diyenler şu noktaya istinad ediyorlar. İslam'da başka dinden olanları Müslüman olmak için zorlama yok. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yok. Dinde tebliğ var. Doğruyu anlatırsın. Kabul ederse eder. Etmese farklı mükellefiyetleri vardır İslam devletinde.
bu mükellefiyetlere rıza gösterdiği takdirde senin gibi o da hür yaşar. O mükellefiyet nedir? Müslüman kıyafetiyle dolaşamaz. Amme selayeti kullanamaz. Devlet memuru olamaz. Müslüman aleyhine şahitlik yapamaz mahkemede. Bunların hepsinin şer'i, akli, mantıki sebepleri vardır. Cizye verir. Ama bunun dışında her türlü hak ve hürriyeti vardır. Laiklik bundan ibaret olsa, vallahi ben de laikim derim. O zaman İslam'da laiktir. Laiklik bu değildir. Laiklik devletin bütün dinlere yabancılığıdır. Adem-i tebaiyetidir. Bir dine mensubiyetin icabına göre devletin idare edilmemesidir. Fesubhanallah. Bir din düşün, İslamiyet'i. Mensuplarını kenefe girerken bile nizamlar sol ayağınla gir der, şöyle taharetlen der. Seni kenefe girerken bile nizamlayan, nasıl istersen öyle yap demez. Koskoca amme-i müsliminin idaresi hususunda idareciyi serbest bırakacak, aklın nasıl keserse öyle idare et diyecek. Haşa ve kella. 50 senelik arkadaşımı ben reddettim bu işten dolayı. Niyazi Özdemir. Üniversiteye geldi, benim yanıma geldi. Fethullah Mete'den bilmem ne köprüsü diye, Barış Köprüsü mü bir kitap var. Baktım bu da bir yazı yazmış. Açtım kitabı. Diyor ki, İslamiyet'in devletle bir derdi mi var ki Fethullah Efendi'yi devleti işgal etmekle itham ediliyor. Fethullah Efendi itham ediliyor. Yani Fethullah Efendi İslamiyet'in devletle bir alakası yok ki Müslüman hocası olarak devleti ele geçirmek istesin. İslamileştirmek istesin. Bunu diyen adam da doğruysa pek inanmıyorum. İslam devlet felsefesi üzerine doktora yaptım diye geçiniyor. Şimdi bir de tarihçi geçiniyor. Türkiye bir timarhane. Bunu diyen adam, İslam devlet nizamı üzerine doktora yaptım diyen adam çoban bile olamaz. 50 senelik hukukum olan adamı ilk gördüğüm yerde yüzüne tüküreceğim. Yanıma gelmesin dedi. Bizim bir Cebir hocamız vardı. Diyarbakırlı bir Kürttü. Tuhaf konuşurdu. Tahtaya kaldırırdı bizi. Bir şey sorar, basit bir şey. Tereddüt etti mi der ki, şimdi sen bunu bilirsinse ben sana 10 mu vereceğim? Yok, yok. Bilmezsense dana gözü, dana gözü. Bilirsen bir şey yok. Bilmezsen sıfır. Çünkü öyle bir şey ki onu bilmek bir marifet değil. Ama bilmemek dangalaklık üstüne dangalaklık. Herif bunu yazmış. Reddettim. Yüzüme gelmesin. Bunu niye söylüyorum? Bu hususta, akaide müteallik hususta kimsenin kimseye müsaade etme hakkı yoktur. Bu bunu bilmeden yazmıyor. Fethullah'a yaranmak için yazıyor. Bir kulu memnun etmek için Allah'ı rencide ediyor. Allah'ın nizamını yanlış anlatıyor. Devlet için İslamiyet'in koyduğu 4 temel esas vardır. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi siz laiklikle bunu varın mukayese edin. 1. Müslümanların devleti Müslüman devletidir denilmek için birinci şart ahkam-ı şeriyeyi tenfizdir.
Yani şeriat hükümleriyle idare edilecek. Birinci şart. Sen kendini şeriatla bağlı addedersen layık olabilir misin? Çünkü bütün dinlere yabancı kalmak. O saygı yasası alıyorlar. Müdahale etmeme yasası alıyorlar. Osmanlı'da da bu müdahale yoktu. Sadece Osmanlı'da değil, bütün İslam devletlerinde müdahale yoktu. Müdahale etmemek demek, devleti idare ederken İslam'la mukayyet, bağlı olmamak demek değildir. Şimdi bir de istiklal kelimesi yerine bağımsızlık diyorlar. Allah bunları mı ıslah etsin, bizi mi akıllandırsın bilmiyorum. Bağımlı olmak demek mukayyet olmak. Ne devletler ne de fertler gayri mukayyet değildir. Hiçbir fert ve hiçbir devlet. Devlet imzaladığı muahede ile mukayyettir, bağımlıdır. İnsanlar da verdiği sözle bağımlıdır, attığı imza ile bağımlıdır. Bunun istiklalle ne alakası var? Allah aşkına bu uydurma dilden kendinizi kurtarın. İslam'a suikastin en müessir noktası bu lisan meselesidir. Bunun üzerinde ne söylense azdır. Herhangi bir dinle bağımlı olmamak diyor. Yani onunla mukayyet olmamak. Ona tabi olma mecburiyetini kabul etmemek. Yabancılık. Ama İslam diyor ki ahkam-ı şeriye temfiz edeceksin. Dört tane emir var İslamiyet'te, fazla değil. Ama bak bir tanesi bütün hukuku içine alıyor. Devletteki bütün idareyi içine alıyor. Bütün idari esaslar, hukuki esaslar şeriat-ı garra-i Muhammediye'ye göre olacak. Müslüman devletinin birinci vasfı bu. Bu Allah'ın emri. Buna dair kaç tane ayet zikredilir? Bu Allah'ın emri. Bu ulemanın tayin ettiği bir şey değil. Yani ben farz olan şartları sayıyorum. Yoksa bunun teferruatına girmek isteyen Ahkam-ı Sultaniye'yi okusun. Bedir Yayın Evi'nden çıktı. Bunun üzerine bir konferans bile az gelir. Bu Allah'ın emri. İkincisi emanetin ehline tevdiği. Bu da Allah'ın emri. Ne demek emanetin ehline tevdiği? Amme selayet ve iktidarının liyakatlere göre verilmesi. Adam kayırma. Bir makama getirdiğin adamı liyakati sebebiyle getir. Üçüncüsü, devleti idare edenler meşveret edecekler. Ve şavirhum fil emri. İşlerinizde müşavere ediniz. Bu ferde de bir emirdir, devleti idare edenlere de. Onun için böyle meclis olabilir. Hükümdarlık zamanında da padişahın meşvereti vardı. Ayak divanı, harpte bile, normalde kubbe altı vezirler toplanıyor. Bunlar hepsi müşaveredir. Padişah, Kemal İstan'ın iddia ettiği gibi mutlak otorite sahibidir de istediğini asar, istediğini keser, böyle şey yoktur. Padişah da şeriatla bağlıdır. Halk atasözü halinde bağlar. Baş başa bağlı, baş padişaha bağlı. Padişah nereye bağlı? Şeriate bağlı. Dünya Anayasa Mahkemesi nedir bilmezken, anayasa diye bir şey bilmezken, Kur'an temel esasları itibariyle bir anayasa İslam devletinde vücuda gelmiş ve Anayasa Mahkemesi mahiyetinde de İdarecilerin iradesini şeriata muvafık olup olmadığı yönünde kontrol eden
Şeyhülislamlık müessesesi kurmuş. Şeyhülislam bir kişidir ama maiyetinde bir heyet-i ilmiye vardır. Onlar padişahın iradesini bile kontrol ederler. Padişahın arzu ettiği bir şey şeriata aykırıysa fetva vermezler. O padişah Yavuz gibi celaletli bir padişah olsa bile geri adım atar. Bunun tarihte çok misali var. Buna göre Osmanlılar da dahil olmak üzere bütün İslam devletleri bir hukuk devletidir. Ama dikkat edin, hukuk diyorum, kanun demiyorum. Hukukla kanunun farkı vardır. Sen bugün istediğin bir kanunu milli iradeye iktiran etti diyerek kanun haline getirebilirsin. Ama tabii insan haklarına aykırıysa o hukuki olmaz. Bakın, meşru demek, meşru şeriata uygun demektir. Doğru işe meşru deriz. Gayrimeşru bugün kanunsuz manasına kullanıyor. Kanunu gayrimeşru iken gayrimeşru olan kanun esas alınarak ona ademi tetabuku gayrimeşru ilan ediyorlar. Mantık fukarası adamlar. Meşru şeriata uygun demek. Sen bunu kanunla uygun olarak kullanıyorsun, gayrimeşru, illegal. E peki senin kanunun gayrimeşru. Senin hilafeti ilga eden kanunun meşru mu? Şer'an cevaz mı buldun da bunu yaptın? Senin medreseyi kapatman meşru mu? Kanunla yaptın. Senin tekkeyi kapatman meşru mu? Kanunla yaptın. Senin milletin başına şapkayı koydurman cebri olarak kanunla yaptın. Şer'an cevaz mı buldun? Kendini şeriatla mükellef addetmediği için bu cevazı aramadı bile. İster uysun ister uymasın. Ama fıkhın kelimelerini kullanmaya mecbur. Sen buna kanuni diyebilirsin, meşru diyemezsin. Şimdi demek ki üçüncüsü de müşavere etmektir. Bugünkü idarenin uyan tek tarafı budur. Ama bu müşavere meclisinin teşekkülü de, teşekkül esasları da şer'i değildir. Müşavere heyetini teşkil etmek için veya devlet reisini seçmek için seçim İslam'da ön şart değildir. Seçim munzam bir şarttır. İdarede dördüncü şart biattır. Biat seni kabul ettim manasına bir nevi seçimdir. Bugün bunu öne alabilirsin. Fark etmez. Ama gayrimüslimin rey hakkı yoktur. Hatta her Müslümanın da rey hakkı yoktur. Dininizi doğru öğrenin. Müslüman olmayabilirsin. İster ol ister olma. Allah'ın sana da ihtiyacı yok, ibadetine de ihtiyacı yok. Ama oldunsa Allah'ın emrettiği gibi Müslüman ol. Kafana göre Müslüman olamazsın. Kabullendin mi Allah'ın otoritesini, kendi otoriten üzerinde, ona teslim ol. İslam kelimesi teslim kökünden gelir. Silmden gelir. Herkesin rey hakkı yoktur. Nasıl seçilecek adamda o makam için liyakat aranırsa, seçen adamda da seçmeye ehliyet arar. Bugünkü sistemde nedir? Abanos sokağındaki fahişenin reyiyle Sultanahmet Camii'nin reyi aynı değerdedir. Allah aşkına, bir Müslüman olarak senin hissiyatına mutabık mıdır bu? Fark yoktur. İslam bu değil.
Onun da şeklinde böyle gayrimeşruluk var. Yani şeriata aykırılık var. Ben demiyorum ki size kalkın yürüyelim bunları bir düzeltmek için. Hayır. Mâ lâ yudrikü küllü, lâ yetrikü küllü. Bunların, bu yanlışların giderilmesi için ileriye dönük çalışalım. Ve millet İslamiyet'i doğru öğrensin, doğruların arkasında koşsun, millet düzeldikçe idareciler de düzelir. Eğer Tayyip Bey şu yaşları 40 sene evvel idrak etseydi, yani 40 sene daha evvel doğsaydı, aynı dirayetle bakan bile zor olurdu. Bugün reis cumhur oldu. Onun dirayetiyle kitledeki düzelmenin tevafukudur onu o mevkiye getiren. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, kemâ tekûnû yüvellâ aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Millet müstahak olmadı da Cenab-ı Hak ruhsat lütfetti, Mustafa Kemal hakim mutlak kesildi zannetmeyin. Millet müstahak oldu. Millet bir şaşkınlık devresi geçirdi. Bunun zahirdeki sebepleri ayrı ama batıni sebebi budur. Küllü men aleyhâ fân. Küllü halin yezûl. Hiçbir hal sabit kalamaz. Fanilik bu alemde değişmez. İlahi bir kanundur. Ne kemal üzere ne zeval üzere. Hiçbir keyfiyet veka sahibi değildir. Zeval değilse kemale, kemal değilse zevale doğru bir gelişme. Alem tebeddülat halindedir. Kainat aynen gecenin gündüzün birbirini tevakup ettiği gibi. Teakub ettiği gibi. Ah bu lisan meselesi. Yazın kışın birbirini takip edip gittiği gibi. Hayrın ve şerrin galebesi de böyle bir nöbetleşme halindedir. Allah'a yatın kalkın şükredin ki imanın galebe mevsiminin başladığı bir zamanda gençliğinizi idrak ediyorsunuz. Yoksa bu iman ile siz 40 sene evvel, 50 sene evvel bu genç yaşta olsaydınız çok bedbin olurdunuz. Eyvah bitti bu işler. Bitti. Meğer Mehdi gele de bu işleri düzeltti. Başkasından beklerdiniz. Gene var böyle tembeller. Mehdi hidayet veren demektir. Sen İslam için çalış, sen de bir Mehdi'sin. O büyük Mehdi bozulma zamanında gelecek. Şimdi düzelmeye gidiyoruz. Şimdi onu beklemek abestir. Affedersiniz, grip oldum atlatamadım. Demek ki 4 asli şart var. Bunun 3'ü idare edenlere ait. Biri de biatla idare edilenlere ait olmak. Bir devletin İslami olması için bu 4 şartın yerine gelmesi lazım. Şimdi bakalım Osmanlı'ya. Allah aşkına bu 4 şarttan hangisi eksik? Hiçbir eksik değil. Sen bu devlete nasıl layık diyorsun o zaman? Nasıl diyorsun? Eğer layıklığı başka dinlere müdahale etmemekten ibaret anlıyorsan. Tamam, şeriatı tatbik et o zaman. Adına sen layıklık de zararı yok. Başka dinlere müdahaleyi sana şeriat emretmiyor. Bugün Türkiye'de gördüğünüz kiliseler Cumhuriyet'ten sonra mı yapıldı? Hayır, Osmanlı zamanında yapıldı. Müdahale mi vardı bunlara? İsyan etmedikçe, amme nizamını bozmadıkça, hiçbir batıl görüş sahibine karşı Osmanlı bir müdahalede bulunmamıştır. Bunun tipik misali Yezidilerdir. Osmanlı tarihinde Yezidi isyanı diye bir şey yok ki herifler şeytana taparlar. İlahları şeytandır.
Hiçbir insanları yok. Hiçbir de tenkilleri, tepelenmeleri yok. Ama Türk olan Alevilerin müteaddit isyanı var, müteaddit tenkili var. Yani buradan anla ki gayrimüslim Osmanlı zamanında amme intizamına, yani şeriatın kendisi için koyduğu kavaide riayet ettiği müddetçe hayatı mematı garantidir. Kimse ona müdahale etmez. O zaman senin laiklik dediğin iş bundan ibaretse buna ihtiyaç yok. Başka dinlere hürmetkar olmak, başka dinlere müdahalede bulunmamaktan ibaret olsa, o zaman hiç buna lüzum yok ki. Bunu Müslümanlık zaten tanıyor. Ama bundan ibaret değil. Dinlere yabancı kalmak. Halbuki İslamiyet ise devleti idare edenleri ahkam-ı İslamiye ile mükellef addediyor. Şimdi şu tarihi gerçekler, bu ne demek biliyor musun? Ben diyorum ki Ağrı Dağı Türkiye'dedir. Sendeki Ağrı Dağı okyanusta bir adadır. Bu kadar komikti bu. Çoban bile bilir ki Ağrı Dağı bir dağdır, adından belli ve Türkiye'dedir. Bu kadar garip bir iddiadır. Bunu söyleyen eğer samimi ise, böyle zannettiği için söylüyorsa, maksatlı değilse, Müslümanları yanıltmak kastıyla hareket etmiyorsa ne dini biliyor ne tarihi biliyor. Böyle adamın sözü eski tabirle mesmu değildir. Dinlenmez. Mantıksız bir dava açarsan hakim der ki bu dava mesmu değildir. Karar vermeden dosya atar. Dava mevzu olamaz. Böyle bir iddia mesmu değildir. Ne dine uyar ne tarihi gerçekliğe uyar. Onun için ben Hümeyra Hanım Sultan'ın böyle diyeceğine ihtimal vermediğim halde, şayet ben gurbette yaşarken bir bozulma olmuş hayatında da birinin tesiriyle böyle demişse de, bunu kim derse desin Kemalistler öyle diyor, Fethullah da diyor. Ben bunun cevabını tahripte Fethullah dolayısıyla verdim. Orada daha tafsilatını okursunuz. Bu kadar yeter. Başka bir sual. Şimdi hatırladım. Fethullah'a cevap babında verdim. O sade Osmanlı'yı değil, Selçuklu'yu da, Abbasi'yi de, Emevi'yi de layık yapıyor. Osmanlı kadar da taş düşsün başına. Bir konuşmasında diyor ki, kaldırın bu Osmanlı haritasını arkamdan. Ufkumu daraltıyor, buraya bir dünya haritası koyun. O zaman kendini Türkiye imamı addediyordu. Demek ki kainat imamlığına terfi etti. O dünya haritasının yerine bir de feza haritası koymalı. Samanyolu haritası koymalı. Çünkü dünya da yetmiyor ona. Enaniyetin elifi selvi boyunda. Yaşasın cehennem. O bela ona yeter. Başka bir sual. Eyvallah. Üstadım bu sualde biraz tenkit, biraz da tavsiye talebi var. Mehmet Görmez hakkında soru sormak ve bir tenkit yapmak istiyorum. Tahrip Hareketleri 3. cilt kitabınızda Ömer Özsoy'dan bahsederek maddeler halinde küfür içeren sözlerinden bahsediyorsunuz. Hı. Aynı şekilde Mahmud Aydın'ın Kur'an'ın %20'sine inanmıyorum. Mehmet Aydın. Aferin, özür dilerim. Mehmet Aydın, bakan. Kur'an'ın %20'sine inanmıyorum sözünü de kitabınıza almışsınız. Yine Mehmet Görmez ve Ali Bardakoğlu'na reddiye yaparak dinler arası diyalog faaliyetlerinden bahsetmişsiniz. Kitabınızın 514. sayfasında Ömer Özsoy sapığının 2008 yılında Frankfurt'ta bir konferansta bu görüşlerini dile getirdiğini, yine aynı konferansta Mehmet Görmez'in ise bu sözlere sükutu ihtiyar eylediğini anlatmışsınız. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumu'na böyle kişilerin getirilmesiyle ilgili neden Tayyip Erdoğan'a en küçük bir tenkit yapmıyorsunuz?
Bakan Kur'an'ın %20'sine inanmıyor. Ali Bardakoğlu itikadi noktada yanlış fikirlere sahip. Aynı şekilde Mehmet Görmez de öyle. Hatta bir başka kitabınızda bu hususun Tayyip Bey'e iletilmesi üzerine kendisi ne olumlu ne olumsuz bir söz söylememiş. Ben kitabı elinize öperek aldım. Her seçimde de Tayyip Erdoğan'a vallahi billahi tallahi oy vermiş biriyim. Lakin Diyanet gibi bir hususta Sayın Cumhurbaşkanımız neden bu şekilde hareket ediyor anlayamıyorum. Ellerinizden öperim. Şimdi evvela prensibi söyleyeyim. Ondan sonra var bende var zahmet etmeyin. Cebimde var. Evvela prensibi söyleyeyim. Biz şahıs perest değiliz. İslam'da böyle bir şey yoktur. Sevdiğimiz adamı da, sevmediğimiz adamı da ahkam-ı İslamiye ile mizan ederiz. Lakin insan olarak her insana bir hata payı tanımaya mecburuz. Çünkü akaid itibariyle biliriz ki enbiya masum olduğu halde, masum, kasti olmayan hata varit olur onlardan. Bunun da şeriattaki adı zelledir. Kasti olmayan hata, masumiyet sıfatı olan peygamberde bile var. Yanılmayla. O zaman bir adamı beğeniyoruz diye gökten zembille inmiş peygamberde zelle kabul eden biz bunun hiç hatası yoktur iddiasında değiliz. Buna Tayyip Bey de dahil, benim sevdiğim, tanıdığım herkes de dahil. Geçen hafta burada Mustafa Armağan tenkit ettim. Diyebiliyor musunuz? Gazetesine yazı yazan adamların hakkında onu önce şahsen ikaz ettim. Senin yazı yazdırdığın falan adam dedim. Falan putu met ediyor. Sana yazdığı yazıda bu olmayabilir. Bir televizyon programında iyi ki laiklik var. Sünnilerle Aleviler birbirlerini keserlerdi diyor. Ben bunları dinledim. Senin kadronda görünürse altyapısı zayıf bazı insanlar onu da sağlam bir adam zannedip dinler. Bu yanlışların tesiri altında kalır. Evvela bu ikazı kendine yaptım. Onu diyen adam acaba benim Tayyip Bey'e bazı doğruları söyleyip söylemediğimi biliyor mu bilmiyor mu? Herhalde söylemediğimi zannediyor. Bunları evveliyetle her şahsın şahsi kusurunu evveliyetle kendine söylersin. Bu şahsi kusur kendine söylendiği halde düzeltmezse ve o kusurdan başkaları da zarar görüyorsa aleni de söylersin. Mesela ben bir bakan hakkında onu ikaz ettim. Şu adamı nasıl bakan yaptın? İsmini vermeyeceğim. Nesi var dedi. Bazı şeylerini söyledim. Bilmiyormuş. Tüh dedi. Siz Tayyip Bey o zirvede diye her şeye vakıf, her şeye hakim, her şeyden haberdar zannederseniz yanılırsınız. Siz de onun yerine gitseniz müşavirlerinizin yanıltmasıyla vesaireyle bazı hatalar yaparsınız. Çünkü bilmediğiniz işi biliyor diye birine sorarsınız. Mehmet Görmez'i nasıl Diyanet İşleri Reisi yaptığına ben de şaşıyordum. Biliyorsunuz ben geçen sene hastaneye düştüm. Raşit Küçük Hoca beni ziyarete geldi. Ona dedim ki Allah aşkına senden ben davacıyım. Tayyip Bey seni Diyanet İşleri Reisi yapmak istedi. Sen niye bu vazifeyi kabul etmedin de bu Mehmet Görmez'le bizi mahkum ettin? Dedi ki dur kızma. Ben kalp rahatsızlığı geçirdim dedi. Onun için uykunun altına giremem dedim. Bunu da ben tavsiye ettim dedi.
Vallahi ben Mehmet Görmez'in hatalarını bilmeseydim, Raşit Küçük, ben Tayyip'in yerinde olsaydım, bana da bu sağlam adamdır deseydi, ben de onu Diyanet İşleri Reisi yapardım. Şimdi Tayyip'i nasıl kınayayım? Dahasını söyleyeyim size. Fethullah mevzuunda Tayyip Bey'e dedim ki, sen ihlasın bereketine, hani direkten döndü diyorlar ya, son dakika uyandın. Son dakika. Eğer ben şimdiye kadar insanlarda, birçok insanda yanılmamış olsaydım, sen çok kınardın bu kadar geç gördüğün iş. Ama hayatta benim de evliya zannettiğim adamlardan eşkıya çıkan çok oldu. Sende mazur görüyorum dedim. Şimdi bunları gelip de burada anlatmama, bak mecbur kaldım da bu kadarını söyledim. Bunları anlatmama gerek yok. Çünkü ne kadar din karşıtı adam varsa Tayyip Bey'in karşısında. Ben de onların paraleline mi gireyim? Bunu mu istiyor bu adam? Bu doğru bir siyaset değildir. Doğru olan görebildiğimiz yanlışları, bu dinsiz güruha karşı, din karşıtı güruha karşı bizi az çok kanuni ve fiili imkansızlıklara rağmen, yani rica ederim, bu tenkidi yapan adam Tayyip Bey'in yerinde olsa şeriat ilan edebilir mi? Diyebilir mi? Herife kaç kere suikast yapıldı? Sen yapılabilenleri kar say, yapılamayanların davacısı ol. Durum bundan ibarettir. Kaldı ki millet %100'üyle sağlam değil ki idare edenlerden de %100 doğru hareket bekleyesin. Siz yılbaşında Eminönü'nden meydandan geçtiniz mi Allah aşkına? Güya ne ablaydı? Nimet abla. Çok bilet satarsan kumarda isabet şansın o kadar çoktur. Süt ne kadar çoksa kaymak o kadar çok olur. Bu mantığı fark etmeyen öküz adamlar, affedersin, hacısıyla, hocasıyla, ehli salatıyla bilet almak için o meydanda saatlerce beklediler. Kumar! Hacısıyla, hocasıyla bu milletin kahir ekseriyeti, gençler, ahlaken Müslüman değildir. Bunu görün. Ve bundan dolayı daha çok çalışmaya mecbur olduğunuzu düşünün. Devleti idare edenler, idare edilenlerin bir aynadaki görüntüsü gibidir. O tenkidi yapan adam, millet içindeki sağlam adamları çoğaltmak için çalışsın. Sağlamlar ekseriyet olduğu gün böyle hatalardan da korunan adamlar gelir. Âlâdan âlâ var sonsuza kadar, ednadan edna var sonsuza kadar. Asıl olan milleti düzeltmektir. Ben buradan bağırdım yılbaşı öncesi. O bileti alan adamlar bunun helaliyetine inanıyorlarsa, iman gitti. Bu devlet eliyle oluyor, aleni oluyor, serbest oluyor, yasak değil, bir hale meşrudur dese, iman gitti. Namaz kılsa da boşuna, hacca gitse de boşuna, yazık emeklerine. Çünkü iman, Allah'ı teyit, onun hak dediğini hak, batıl dediğini batıl bilmektir. Küfürse Allah'ı tekzip, haşa. Onun hak dediğine batıl, batıl dediğine hak demektir. Bu kadar basit. Allah kumarı haram kılmış, men etmiş. Sen kumarı ister bir lira, ister bir trilyon lira, hiç fark etmez. Ya veriyorsun ya alıyorsun. Oradan geçseydiniz, sakallı hacılar bile saatlerce bilet almak için bekliyordu. Bu hiç şüphesiz Eminönü meydandan ibarette değildi. Orası bir örnek.
Orası bir örnek. Türkiye satında bu böyle. Bilmem kaç milyon bilet satılmış. Sen bu millete mi şeriat gelsin diye bekliyorsun? O zaman Şubat ayında Haziran sıcağında bekle. Tabiat kanuna aykırı. Peygamber aleyhissalatü vesselam kema tekunu yuvelle aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. İsterseniz milleti bir an bir tarafa bırakın. İdare edenleri alın. Ennâsü alâ dîni milûkîm. İnsanlar idarecilerinin meşrebi, mezhebi, tavrı, anlayışı üzeredirler. Şimdi Tayyip Bey'e kusur bulan adam düşünsün ki bu kusur kitlenin bozukluğundan. Veya kitlenin bozukluğuyla yukarının bozukluk nispeti tevemdir, mütesavidir, mütenazırdır, mütekabildir. Şimdi sana bak Allah aşkına. Gel de bunu bırak da Kemalistçe konuş. Yazıklar olsun. İkisi arasında bir aynıyet var, bir benzerlik var. Yani Tayyip Bey'den şikayet eden milletten şikayet etsin önce. Hatta kendisinden siz küfre kapılan muhitinizde birini gördüğünüz zaman düşünün ki acaba Allah-u Azimüşşan bunu ikaz etmemekten beni muahize eder mi? Ona bu gözle bakın. Acaba ben bunu kurtarıp da ahiretimi onu kurtarmak sayesinde kendimi kurtarabilir miyim? Fırsat gözüyle bak. Günahkara, kusurluya, küfre bulaşan adama. İslam'ın metodunu öğren, kazandırıcı bir metotla. Hiç kimse hasta olmasa, doktorlar açlıktan ölür be. Açlıktan ölür. Herkes mümini muvahhid olsa, %100 ahlak olsa, sen nasıl cihat sevabı alacaksın? Nasıl bozuk bir alet tamirciye sermaye ise, ekmek kapısıysa, günahkar ve kusurlu adam da sana böyle kazanç kapısıdır. Böyle gör. Doktorun hastaya baktığı gibi bak. Öfke yok mu? Var. İslam'la mücadele halinde olana öfke duy. Kurbana acı. Kurban edene kız. Bütün öfkeni trilyon nefsiyle çarp. O büyük puta karşı tevcih et. Gene de layıkını bulmuş olmaz. Dünyadaki bütün insanların kini bir insanda toplansa da o büyük puta teveccüh etse vallahi onun istikakını tamamlamaz. Öyle bir nefrete, öyle bir husumete istikak kesbetmiştir ki ne geçmiş ümmetler ne gelecek ümmetlerde böyle biri olacak. Ebu Cehiller, Firavunlar ona gıpta eder. Ahirette. Demek oluyor ki yanlışları bir doktorun hastasına baktığı gibi bir adamda 1.000 lira alacağın olsa istesen vermesen o ki vermiyor vazgeçeyim bir daha istemeyeyim demezsin. Sonuna kadar ısrar edersin. Namaz kılmayan bir dostunu al. En basitinden alalım. İnkardan başlamayayım. O ağır büyük. Namaz kılmıyor. Kardeş ya sen Müslüman evladısın. Baban da kılardı, anan da kılardı. Gel senden Cuma'ya gidelim dedi. Ya bırak beni dedi sana. Bir daha demezsin ona. Bir daha tekrarlamazsın bu ısrarı. 1.000 liranı vermeyen adama madem vermiyor vazgeçtim demedin, ısrardın ettin de. Bu namaz teklifini kabul etmeyen adama ısrardan niye vazgeçtin? Çünkü ikisi arasındaki kar farkını idrak etmedin. Bir hayra sebep olana o hayrı işleyenin kazandığı sevabı aynen verilir. Onun sevabından da bir şey eksilmez.
Şer de böyledir. Senin vasıtanla bir adam namaza başlasa, farz kıymet ölçüsünde onun kazandığı bütün sevabın aynısı sana verilir. Sen o namazı 1000 kere tekrarlasan o adamdan sana gelecek sevap derecesinde olmaz. Çünkü senin birinci kılışın farzdır, ötekiler nafiledir. Allah'ın emri munzam olmayan ibadetlerin trilyonu Allah'ın emriyle olan ibadetin bir tanesine eşit değildir. Biri kadar değerli değildir. Orada Allah'ın otoritesini kabullenmek var. Bu şuna benzer. Baban senden bir su istedi, getirmedin. Bu su getirmemek değildir. Babanın babalığını reddir. Babanın babalığını olsun, üzerindeki otoritesini reddir. Herhangi bir insanın senden su isteyip de vermemenle mukayese edilmez. O zaman senin 1000 kere tekrarlayarak alamayacağın sevabı o adamın namaza başlattığın zaman o kıldığı bütün namazlardan oluyorsun. Senin 1000 lira alacağından bu mukayese edilir mi? Burada geçen hafta söyledim. O alacağın için kavga ederken, alamadığına üzülürken, ölsen alamadığına sevinirsin. Çünkü geldi ahirete. Alsaydın dünyada bırakacaktın, mirasına. Alamadığını ahirete götürdün. Müminin, imandan mahrum olandan farkı şudur. Hayatı dünya ve ukva bir bütün olarak anlar. Hangisinin hakkı ne kadarsa, ehemmiyet atfedilme gereği ne kadarsa, ona göre bunlara muamele eder. Ahiretin nihayetül ömür, hayat 5 safhadır. Birincisi ruhlar alemidir. İkincisi ana rahmidir. Hiç birbirine benzemez. Üçüncü safhadayız biz, dünya hayatıdır. Dördüncüsü alem berzahtır, kabir hayatı. Beşincisi cennet veya cehennemdir. Ondan sonrası beşeri idrake sığmaz. Sonsuz. Bu üçüncü safha bize dördüncü ve beşinci safhanın saadeti için verilmiş bir mühlettir. Saadetini kazanmak için. Sıpkı vadeli bir senedin parasını hazırlamak için senede bir vade konulması gibidir. Lakin senetteki vadeyi sen koyarsın. Ben bunu ancak 3 ay sonra öderim. Yaz oraya şu tarihi dersin de senin dünyayı ahiret kazanmak için bir mühlet olarak sana takdir eden Cenab-ı Hak o mühletin nihayetini, takdir hakkını sana vermemiş. Senin için o meçhuldür. Onun için Müslümanın serpuşu sarıktır. Sarığın aslı bir insanı kefenleyecek kadar türbandır. Bunun manası ben her an ölüme hazırım. Küllü nefsin zâikatül mevt, sümme ileyna turcaun. Ne zaman gelecek belli değil. Ana rahminde ölen de var, 100 sene yaşayan da var. Ne garantin var ki ahireti ihmal ediyorsun? İleride yaparım. İhtiyarlayayım da hacca giderim. Bizim millette çok bu. Sanki hacılığın verdiği olgunluğa gençken muhtaç değil. Allah ihtiyarlara hacca gitsin demiyor ki. Şartları ortada. O şartlar tahakkuk etti mi gideceksin. Yol emniyeti, mali güç, sıhhat vesaire. Hayatına Allah'ın nizamındaki ölçüleri tatbik etmeye çalışacaksın. Başkasını mizan ederken de bununla. Ama bugün bazen piyasada çok bolluk olur. Esnaf der ki, para saçaktan yağıyor. İşlerin bol olduğu bir zaman.
bugün sevap kazanmak, pazarda para kazanmanın bol olduğu zaman gibidir. Çünkü ikaz edecek adam o kadar çok ki. Fatih devrinde olsaydın düzeltecek bir adam zor bulurdun. Şimdi evinden mücahit olabilirsin. Evinde, mahallende, komşunda, sokağında. Her yer yangın yeri gibi. Nereye elini atsan tamir edecek bir şey bulursun. Hiç tamir edecek bir şey olmazsa tamirciler açlıktan ölmez mi? Bu hasta cemiyetin hastalığını kendin için kar say. Yolda gidiyorsun. Bir efendi adam, boynu kravatlı. Çamurlara düşmüş, sarhoş. Ağzından köpükler geliyor. Ona kızacak yerde sen üzerindeki nimetin idrakine Allah Allah şu içki ne büyük belaymış. Elhamdülillah beni bu beladan masum kıldın ya Rabbel Alemin. Ben niye her sohbetin başında ve ma tevfiki illa billah ayetini okuyorum. Her başarı Allah'ın izniyledir. Her oluşta Allah'ın izni var. Hayır şer. Rızası sade hayırda, iradesi her oluştadır. Bir akşam yatarsın, sabaha kalkamazsın. Buraya geleceksin, sohbet edeceksin edemezsin. Siz de gelirsiniz, boş dönersiniz. Ne oldu? Gitti ebedi yurduna. Bu bir gün olacak. Herkes için. Herkes ölümü uzak görür kendinden. Bu gaflettir. Tefekkürü mevt, hayatı doğru yaşamak için çok mühim bir meseledir. Buraya nereden geldim Allah aşkına? Sual neydi? Kayıp. İşte hatalı insanlara bu gözle bakacağız. Belki ben düzeltirim de buradan bir nasip alırım diye unutmayın. Şeriat ceza verir suçluya. Ramazan-ı Şerif'te sigarayı tutturan adama 70 sopa dayak atar. Bu devletin işidir. Biz ferdiz. Biz o adama acıyacağız. Şu günahtan kendini koruyamadı. Aynen doktorun hastaya baktığı gibi. Doktor kendini niye hasta ettin demez. Benim işim bunu düzeltmektir. Böyle kendine, herhalde kendine kastı yoktu ki kasten kendini hasta ettin. Bir yanlışlık oldu, hasta oldu. Üşüttü, dikkat etmedi vesaire. Benim işim bunu muahaze etmek değildir, tedavi etmektir. İşte tasavvufi bakış, fertler için böyle güzel bir bakıştır. Çünkü Allah'ın üdûu ilâ sebîli rabbike bil hikmetil mevizzetil hasene emrine uygundur. Allah'ın yoluna davet et, güzel ve hikmetli sözlerle. Selamun aleyküm kör kadı diye lafa başlarsan kör kadı seni kovar. Onun için İslami mücadele metodunu güzel öğrenin. Bunun için en müessir kaynak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Allah-u Azimişan da bize onu örnek gösteriyor. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْبَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin için bir numune-i imtisal, üsve-i hasene, miyar, ölçü ittihaz edilecek bir varlıktır. Bizim milletimiz de dünyada hiçbir, hatta Müslüman kavimlerde görülmeyecek bir şekilde askerine Mehmetçik demiş. Edeben Muhammed'i Mehmet'e çevirmiş. İmlayı muhafaza etmiş, telaffuzu değiştirmiş. Çünkü ola ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın adı zikredilir de salatü selam ihmal edilir. Bundan dolayı
o telaffuzu değiştirmiş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazmakla Mehmet yazmak imlada aynıdır. İngilizce'de de böyle bir kelime vardır. Medicine, medicine. İmla aynıdır. Biri ilaç demektir, biri tababet demektir. Telaffuza göre mana değişir. Şimdi o Mehmet'i, Muhammed okudun mu? Aleyhisselam diyeceksin, salat selam gerekir. Adım anıldığı zaman salat selam getirilmeyen ev, en hayırsız evdir diye tehdit var. Dahası var. Çocuğun adına Muhammed koyar Arap, kızdığı zaman kötü bir kelime söyleyerek. Adam çocuğun adı Yaşar olsa eşek Yaşar der. Eşek Kemal der. Ama Muhammed olursa diyemez. Geçen hafta bir kadın geldi. Onun anasının bir hikayesini ben biliyorum burada. Bana aşağıda bir mesele için geldi. Belki gene burada. Onun babasını Muhammed adında bir adam vurdu. Ben lise talebesiydim o zaman. Mahallemizin bitişindeki köyde. Kadın evden koştu silah sesine. Kocası kan revan, bağırsaklar dışarı dökülmüş. Katil Muhammed adında bir adam. Kaçıyor. Kadın dizlerini dövüyor. Muhammed Aduan yazık. Ben sana ne diyeyim? Muhammed Aduan yazık. Onun adı Kemal olsaydı eşek Kemal, namussuz Kemal, rezil Kemal der. Diyemiyor. Hissiyatına dokunuyor. Müslüman hissiyatını. Muhammed Aduan yazık, ben sana ne diyeyim? İşte o kadının babası o. Vurulan. Katile de anası böyle söylendi. Fadime Hanım. Şimdi demek ki millet askerine Mehmetçik demiş. Bu demek küçük Muhammed demektir. Biz hepimiz birer küçük Muhammed olmakla mükellefiz. Bu ne mümkün? Kendi çapında. Onu taklit edersin. Onu taklit edersin. Onun için onun hayatını öğrenirsen, onun mücadelede takip ettiği mükemmeliyeti kavrarsan, sen de öyle hareket ederek müsmir netice alırsın. Müsmir, semereli, meyveli. Evet. Demek oluyor ki Allah bize peygamberi örnek gösterdiğine göre peygamberi doğru tanıyalım. Öyle Müslümanlar vardı ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı hakkında camide iki lakırdı duymuştu, bundan geçinir. Ciddi bir kitap okumamıştır. Veya okuduysa Fethullah'ın dağıttığı gibi sakat bir kitap okumuştur. Sakat. Vaktiyle bir yerde ben konferans veriyorum gençlere. Söylemeyeyim şimdi, tafsilatını vermeyeyim, ayıp olur. Hiçbir şey anlamıyorlar. Biraz yelkenleri indirdim, gene anlamıyorlar. Evinde kitap olan var mı dedim. Bir iki kişi el kaldırdı. Ne var? Falan ilmihal var. Parayla mı aldın? Yok, gazete hediye etti. Öbürü falan var. Ne var? Falan abi hediye etti. Cebinden, mektep harçlığından verip de bir kitap alan bir kişi çıkmadı. Mehmet Akif'ten bir şiir söyleyen var mı dedim. 3-4 tane el kaldırdı. Hepsinde bildiği Çanakkale şiiri. Şimdi gene Zülfiyar'a dokunacağım. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Bu ne menem sözdür. İmam Hatip hocası da bunun müsameresini yaptırıyor, düşünmüyor. Vahiy peygamberana mahsustur. Bunu biliyorlar. Niye biliyor? Nasıl oldu bunu biliyorsun? Müsameresini yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar lise bitirmiş çocuklar. Bir ilmihal okumamışlar. Peygamberin hayatına dair bir kitap para verip almamış.
Yayıncı olduğum için çok başıma geçiyor. Bir Kur'an kursundan geliyorlar. Kursumuza kitap hediye eder misin? Bir göreyim sizin kursunuzu. Bir broşür çıkarıyor. Hilton Oteli gibi kurs. Ulan sen bu derecede büyük bir binaya para harcadın da kitabı niye beleşten toplamak istiyorsun? Şeriatta bir şey var. Kitap çalanın kolu kesilmez. Bunun iki sebebi vardır. Birisi ilmi terhip. Birisi de ariyet aldım, içindekini okuyup geri getirecektim der. Çünkü kitap yenen bir şey değil. Alışılmış. Kitaba para verilmez. Bir de Osmanlı asırlarca Kur'an-ı Kerim'i bedava dağıtmış. Kitapların üzerinde yazar ya hediyesi şudur diye. Getirip götürene bir hediye vermek adetinden kitabın fiyatı hediyesi diye yazılmıştı. Yani kitabı bedelle satmak, Kur'an da bir kitap olduğu için caiz görülmemiş. Getirip götürene bir hediye vermek adetinden kitabın fiyatı yerine sahil kitapları da hediyesi şu kadardı diye yazılır olmuştu. Şu edebe bak. Şu edebe bak. Evet. Başka bir kısa sual daha sor da bitirelim. 1 saat 25 dakika oldu usta. İyi bir. Ezan okunalı kaç dakika oldu? 25 dakika oldu. Bir kısa sual daha. Peki. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyim. Gümüş suyunda öğrenci yurdunda kalıyorum. Sualim genel bir husus, lakin eminim üstad buna bir cevap verecektir. İçinde bulunduğum ortamda Müslümanca yaşayamıyorum. Fikirlerimi ve görüşlerimi direkt olarak söyleyeceğim tartışma ortamları mevcut değil. Beni sürekli küfre ve günaha iten ve teşvik eden bir çevre içerisindeyim. Biliyorum ki memleketteki gençliğin çoğu da benimle aynı durumda. Bu şartlar altında Müslüman bir genç olarak ne yapmak lazım gelir, ne gibi tedbirler alınabilir ve adımlar atılabilir? Ellerinizden öperim, hayır dualarınızla demiş. Üniversite talebesi olan, o seviyede olan bir adamın kendi mektebinde münakaşa doğru değildir. Kafa dengi adamlar bulursa onlarla yavaş yavaş rencide etmeden konuşabilir. Mücadele, kavga doğru değildir. Çünkü bu şuna benzer. Muallim yanlış konuşuyor sınıfta. Talebe itiraz ediyor. Muallim olgun değil. Hoş karşılamıyor. Talebeyi çaktırıyor. Sen zayıfsın. Sen o sırada onlarla mücadele edeceğini otur, oku, kendini yetiştir. Bitir mektebini, ondan sonra atıl kavgaya, dövüşe, mücadeleye. Bakın, ben 60 yaşına kadar şu gerçekten gafil yaşadım. Zannettim ki her gerektiği yerde ne kadar cesaretim varsa sonuna kadar kullan. Ateş eden bir tabancada bütün mermileri tüketmek kabilinde. Halbuki fareye ateş etmişsin, bir mermi onu parçaladı, öbürlerini ziyan etme. Ama domuza ateş ediyorsan belki ölmemiştir diye sonuna kadar kurşunlar bitir. Ben her düşmanı domuz gibi gördüm. Ve cesaretimdeki, yüreğindeki kadar cesareti kullandım. Bu yanlış. Efendiler, elde edeceğin netice kadar cesareti kullan. Şimdi bir bak anlatayım size. Vatandaşlıktan atılmışım, Londra'dayım. Türkiye'den bir ahbabım, isimlerini söylemeyeyim, çoğu maruf insanlar. Bana dedi ki, bizim bir akrabamız var burada, o da senin gibi. Vatan cuda. Onu ben ziyarete gitmem gerekiyordu, beraber gidelim dedi. Olur dedim. Sormadım neden. Sonra öğrendim ki uyuşturucudan kaçmış. Uyuşturucu ticareti yapıyormuş. Gittik. Adam dangıl dungul bir adam. Ulan Mehmet,
Ula, ha bizim İbrahim'e desene, ha bu İnönü'nün uşağını niye bırakıyor? Ula bu partiyi onun kurması lazım, Erdal İnönü. O bize Atatürk'ün emaneti dur. Anası razı olmaymış. La karılar bu işe ne karışır? İbrahim'e söyle, onu sıkıştırsın. Bu işe soksun onu. O hem bizim İnönü'müzün evladıdır. Hem de Atatürk'ün hediyesidir. Bilmem emanetidir. Dam dum dam. O bana baktı, ben kızacağım da cevap vereceğim diye. Çıktık. Dedi ki korktum dedi. Bu sözlere karşı bir reaksiyon göstereceksin diye. Dedim ki o kadar uzakta ki ben ona ayet okusam fayda vermez. Gençliğimde dedim ben böyle adamlarla cedelleşmekten çok haz ederim. Düşman neye kızıyorsa onu yılan başı eder gibi. Çocuktum. Mahallemizin devamında dere vardı. Derede balık olur. Balık tutuyorum zannettim. Taşın altından elimi çıkardım ki yılan. Korktuğumu belli etmemek için yılanı öyle salladım. Adım çıktı yılan tutan. Bu bana o kadar haz verdi ki. Büyük putlara saldırırken kürsüyü öyle yumrukladım ki aynen o yılanı kafasını eziyorum gibi. Almanya'da bir konferansında Amerika'dan gelmiş biri bulunmuş. Amerika'ya gittikten sonra bana tekrar etti. O kaseti almış götürmüş, kasete çekmişler. Diyor ki, ben diyor işim vardı erken çıktım diyor ama sonra kasetini aldım diyor. Sen diyor 3-4 defa su bardağını kırdın. Benim haberim yok. Bismillah'a haberim yok. Bu bardağı böyle kaldırıp vuruyor mu kırılıyormuş. Yeni bir su bardağı getiriyorlarmış o da kırılıyor. Elin kesilmedi mi diyor. Yok. İşte o yılan tutmaktaki takdirin ruhumda husule getirdiği haz gibi bir hazla yaşadım. Onun için bana aşırı muhabbet göstermeyin diye herkesi ikaz ediyorum. Nefsin en azgınlığı, en zayıf tarafı riyaset sevdasıdır. Tasavvufta bir insanı en son terk eden ihtiras, riyaset ihtirasıdır. Unutmayın bunu. 10 kişi alkışladığından dolayı ne saçmalıklara kapılan adamlar var. İsimler lazım değil. Kemal'i hafız yapan mı ararsın? Ama ben o yılanı yakaladığım zamanki takdir gibi haz duydum. Öfkeli ifade eden. Sonra aklım başıma geldi. Hazreti Ali bir kafiri harpte öldürecek. Kılıcı dayadı kafasına. Kul la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Eğer kelime-i şehadet getirse bırakacak. O kelime-i şehadet getirecek yerde Hazreti Ali'nin aşağıdan yukarı yüzüne tükürdü. Hazreti Ali kılıcı çekti. Adam şaşırdı. Niye ben öldürmedim? Ben seni Allah için öldürecektim dedi. Yüzüme tükürdün işe nefsim karıştı. Şahsi intikam hırsıyla seni öldürmüş olacağım için bıraktım. Adam Müslüman oldu. Şu nefsin payını, şu nefsin takdir edilmekten aldığı hazzı def için, bundan korkarak tasavvufta melamilik diye bir yol çıkmıştır. Adam Ramazan günü niyet etmez, bir gün oruç tutmaz, yakar sigarayı, sokakta gider. Desinler ki zındığa bak, oruç tutmuyor. Milletin husumetini celbetmeye talip olur. Ama bunu sonralardan suistimal eden de oldu. Melamilik bir tarikat değil, meşreptir. Nakşi tarikatında bile melamiyül meşrep olanlar vardı. Neden? İşte bu düşünceden. İnsanların alakasını çekmek tehlikeli bir şey. O delikanlı, o üniversitede insanların husumetini dengeli bir şekilde çeksin.
onlara uymasın. Sözlerine karışmasın. Bakın, dua beş yerde reddolmaz. Onlardan birini size söyleyeyim. Bir gıybet edilen mecliste mecburi bulunuyor da gidemiyorsanız, söze karışmayıp içinizden yaptığınız dua asla reddolmaz. Çünkü kalbinizi o kıylıkale, o dedikoduya iştirakten koruyorsunuz. Böyle bir muhitte o delikanlı zikretsin. Sükut etsin. Uzaklaşmak imkanı varsa uzaklaşsın. Derste hocası ahkam-ı İslami'ye aykırı konuşuyor. O zikretsin. Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Celle Celaluhu, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi. Allah'ın Hadi sıfat-ı ilahiyesine sığınsın. Ona zırh olur. İnsanlar, ama her insan, herhangi bir sebeple, kullanamadığı zamanlarda içinden zikretse, en abid, en zahit adamın hasenatı kadar hasenat elde eder. Bir iş yerinde, eviyle iş yeri arasındaki mesafede akıllı bir adam hatim bile indirir. Kaldı ki istiğfar etsin. Ya Settar çeksin, Ya Latif çeksin. Ümmet için dua etsin. Ya Rabbi bu ümmeti Muhammed'i hüviyeti asliyesine kalbeyle. Eski izzetli mevkine yükselt. Ya Rabbi bu ümmeti Muhammed'e ecdadının hizmetleri şerefine, hatırına affeyle. İstikakına göre değil, lütufta, merhamette, kendi azametine göre lütfeyle. Cenab-ı Rabbil Alemin, hak ve hakikat namına bir şey öğrenmek arzusuyla teşrifinizden dolayı kat ettiğiniz her mete mesafe mukabilinde Allah-u Azimüşşan size cemaliyle ikramda bulunsun. Amin. Televizyonları karşısında, interneti karşısında dinleyenler içinde Cenab-ı Rabbil Alemin sonsuz derecede dilediğine şefaat edecek derecede derecat-ı aliye ihsan etsin. Amin. Allah'tan az istemek, Allah'tan az istemek küstahlıktır. Allah'tan isteyen onun azametine göre istesin. Ve bir koçtan gidip 1 lira istesen kovarlar seni. Bunu sana herkes verir. Bana niye geldin der. Eğer Allah-u Azimüşşan talebena ve cedena üdû edûni demeseydi, dua edin, ben isticap edeyim buyurmasaydı dua en büyük küstahlık olurdu. Şimdi dua bir emri ilahidir. İsteyin diyor. İsteyin vereyim. Az istemeyin. Hepiniz Allah-u Azimüşşan ahirette dilediğine şefaat edecek derecede derecat-ı aliye nasip et. Böyle bir dereceyi iktisap edecek derecede amal-i haseneye muvaffak eylesin. Lillahi'l-Fatiha. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir, istikbalde de o olacaktır.